Tayyip Erdoğan Endonezya'daki G20 zirvesine katılmıştı. Bali dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elbette en önemli gündem başlıklarından biri İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masaya PKK tepkisi gösterdi ve şu ifadeleri aynen aktardı. Muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Nitekim var bu kişiler. Bazılarıyla ilgili de dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar devam ediyor. Biz bu tutumlara alıştık açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Tabii saldırının seçimlerle bağlantılı olduğu yönündeki iddialar da vardı. İşte bu iddiaların nedenini anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bunun terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı. Bu saldırı yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır gibi ifade de terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçasıdır. Ama benim milletimin, benim vatandaşımın feraseti çok yüksektir. Hiçbir zaman bu oyunlara gelmez yanıtını verdi Erdoğan. Tabii dış politikayla ilgili gündem başlıkları da oldukça önemli bir yer tutuyor masada. Bu konuda tabii Erdoğan'ın önemli açıklamaları oldu. O açıklama ne, işte onu aktaralım hemen son dakika bilgisi olarak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dış politikayla ilgili özellikle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşme mesajı verdi. Bu konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küskünlük olmaz. Vakti zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir. Ona göre de bir yenileme yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra sil baştan yapabiliriz açıklamasını ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam ederiz açıklamasını yaptı. Yani Haziran seçimlerinden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir görüşmenin olabileceği yönünde sinyali de vermiş oldu Erdoğan. Tabii İtalya Başbakanı, yeni Başbakanı Meloni ile yaptığı görüşmeyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu gazeteciler. Bu soruya yanıtı da şu şekilde oldu. Sözünü esirgemeyen bir hanımefendi, Türkiye ile olan münasebetlerini dört başlıkta öne çıkartmayı özellikle ifade etti. Bu başlıklardan biri enerji konusunda dayanışmayı artırabiliriz. Göç konusu onların da bizim de sıkıntılı olduğumuz bir konu. Bunun dışında savunma sanayiye yönelik ilişkileri bundan sonra da arttırabiliriz dediler.